El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahimineşşeytanirracim. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Avdu ve iyyake nestaîn ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezzine enabte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde aktüel bilim suallerinize cevap vermek üzere birlikteyiz. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Bizleri her zaman birlikte kılıyor diye. Normal statüde televizyonda bizi günde iki defa iki devre görmeniz mümkün. Bir tanesi gecenin geç saatlerinde oluyor gerçi ama eğer bir evvelki günün sonuçlarını kaçırmışsanız bir sonraki gün orada gecenin saat birinde, ikisinde onları tekrar ediyoruz. O gün iki saatlik bir beraberliğimizi de buna eklersek demek ki her gün 24 saatlik bir zaman parçası içinde 4 saat bir yan yana, can cana, gönül gönüle bir beraberlik söz konusu. Bütün güzellikleri birlikte yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Öyleyse aktüel bilim suallerine inşallah başlayalım. Doktor Abdülcebbar Bora ilk sualinde diyor ki nötrinoların şuurlu enerji parçacıkları olduğunu hamdolsun ki sizden öğrendik. Neden diyor Cebbar bunu? Çünkü nötrinolar nereye gideceklerini bilmektedirler. Her elektrona bir arkasından binlerce nötrino enerji bırakıp tekrar Allah'ın katına geri dönmektedirler. Göklerden gelmekte, yere girmekte, yerden çıkmakta ve tekrar Allah'a geri dönmektedirler. Bütün nötrinolar bir emirdir. Emir Allah'tan gelen, Allah'a görevini yapan, bu görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönen her şeyin adıdır. Ruh da bir emirdir. Nitekim Allah Teala sana ruhu sorarlar diyor Kur'an-ı Kerim'de. De ki ruh Rabbinin emrindendir ve size ruha ait ilimden pek az şey verilmiştir. Ruhlar hakkında en çok kim bilir? En çok Allah-u Teala'nın peygamberi bilir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra kim bilir? Bütün devirdeki Resuller bilir. O Resullerin arasında en iyi kim bilir? Devrin imamı bilir. Peygamber olmayan devirlerde kayyum Resullerinden birisi mutlaka devrin imamlığı görevini üstlenmektedir. En iyi o bilir. Neden? Çünkü Allah Teala mutlaka ona bütün gök katlarında olan her şeyi gösterecektir, göstermiştir. Allah'ın zatını da görmüştür. Öyleyse nötrinolar şuurlu enerji parçacıkları mıdır? Evet, şuurlu enerji parçalarıdır ve elektronlara ulaşırlar. Her elektronun dönüşü yavaşlayacağı sırada yavaşlamadan hemen önce bir nötrino bir elektrona mutlaka ulaşır, dönerek ulaşır. Döndüğü istikametteki enerjiyi elektrona devreder. Elektronun enerjisi böylece bitmez.
bu nötrinonun verdiği enerji tükenmeden evvel mutlaka ikinci bir nötrino elektrona ulaşacaktır. O da onu çevirecektir. Ve bütün elektronlar Allah'ın ismini tekrar edecek bir hüviyette dizayn edilmişlerdir. Hani nasıl bir düdük çaldığınız zaman kim üfürürse üfürsün düdük aynı sesi verirse bir elektron da hangi kuvvet tarafından çevrilirse çevrilsin bir ses çıkarır. Her dönüşünde aynı ses. İşte bu elektronun lisanıyla Allah kelimesidir. Her elektron her dönüşünde mutlaka Allah'ın ismini tesbih eder. Onun için Allah Teala diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Zerreler, elektronlar. Bütün elektronlara nötrinolar art arda ulaştığına göre gidecekleri yeri gayet iyi bilmektedirler. Ve Allah'ın katına dönüp tekrar enerji yüklenip yeniden geri dönmeleri söz konusudur. Mutlaka Allah'ın katından gelirler, mutlaka Allah'ın katına dönerler. Ruh da öyledir. Allah'ın katından gelmiştir, bize üfürülmüştür. Allah'ın katına tekrar mutlaka dönecektir. Bizim ulaştırmamızı istiyor Allah Teala ruhumuz ölmeden evvel Allah Teala'ya. Ulaştırırsak bu bizim için mutluluk verici bir şeydir. Allah'a ermiş bir evliyası olmak şerefine erer kişi. Olmadı, böyle bir şerefe nail olamadı. O zaman ölünce ölüm melekleri onun ruhunu alıp Allah'a gene mutlaka ulaştırırlar. Yani emanet sahibine mutlaka ulaşacaktır. Şimdi nötrinolar konusunda Cevher diyor ki bu özellikleri sebebiyle adeta melekler gibi ifrata ve tefrite girmeden bir hakkın görevlerini yerine getirdiklerini söyleyebilir miyiz? Evet. Hızlarını değiştirmezler. Aynı hızla dönerler ve bütün elektronların devir sayıları da bu sebeple birbirine eşittir. Bütün nötronların devir sayılarının birbirine eşit olduğu gibi. Bir saniyedeki devir hızı. Fotonların da bir varlık olduğu, hatta bilgileri algılayıp onlara göre hareket ettikleri düşünülmektedir. Biliyorsunuz ki fotonlar bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşmaktadır ve ışımaktadırlar. Karşıt elektronun özel bir yapısını ifade ederler. Karşıt elektronun enerji artışı sebebiyle elektron devir sayısına eşit olduğu bir noktada bir elektronla bir foton beraberce o maddeyi terk ederler. Işık hızıyla saniyede 300 bin kilometre ile harekete geçerler. Bunu tespit eden Einstein, maddenin, affedersiniz, fotonun parçacık özelliğini de tespit etti. Ama anlayamadığı bir şey vardı. Nasıl oluyordu da bu parçacığın ağırlığı sıfır oluyordu? Bunu anlayamadan Einstein öldü. Oysa ki aslında çok basit. Bir elektronun yarısı kadar ağırlığa sahip olan bir karşıt elektron, negatif ağırlığa sahip olan bir karşıt elektron, onunla aynı devir sayısına ulaştığı zaman çiftleşme oluyor. Bir elektronla bir karşıt elektron eşit ağırlıklı birbirine yapışarak birbirlerini devamlı hareket halinde tutarak sonsuz hızla hareket haline geçiyorlar saniyede 300 bin kilometre hız. Aslında bu tam bir sonsuz hız değildir ama bizim bu dünyadaki hızlarımıza göre bir sonsuz hız
hüviyetinde görülebilir. Ama aslında sonsuz hız, düşünemeyecek kadar çok üst bir hızdır. Bu ışık hızıyla mukayese edilemez. Onun için ışık hızına sonsuz hız demek çok doğru bir deyim olmuyor. Işık hızı ölçüsü belli, saniyede 300 bin kilometre yol. Fotonların bilgilere göre hareket ettikleri söyleniyormuş. Doğru mu? Bu konuda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama inşallah sorarız. Allah her şeye kadirdir. Bu özelliklerinin onlara organik madde statüsü kazandırdığı sanılmaktadır. Fotonların madde özelliği elbette söz konusu değildir. Maddenin özelliği karşı elektronun ağırlığının elektronun yarısı kadar olmasıdır. Böyle bir şey mümkün mü diyor? Bu beraberlik bize pek mümkün görünmüyor. Madde ile foton arasında çok bariz bir farklılık var. Bu farklılığın ortadan kalkması da mümkün görünmüyor. Bu konuda ne buyurursunuz diyor. Söyleriz ki foton bir başka varlıktır. Madde bir başka varlıktır. Fotonların organik madde statüsü doğru ise şuurlu nötronları da organik madde statüsü standartları içinde düşünebilir miyiz? Organik madde canlıyı cansızdan ayıran bir özelliği ifade eder. Fotonların ve elektronların canlı olduğunu kabul etmek, bütün kainatın her zerresinde canlı olduğu neticesine ulaşmamıza sebebiyet verir. Allah Teala bütün kainatı ilmiyle ve rahmetiyle kuşattığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala göklerinde konuşabildiğini, yerlerinde konuşabildiğini, dağlarında konuşabildiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu organik statünün bir gereği gibi düşünülebilir. Ama fotonla madde aynı şeylerden oluşmasına rağmen, yani bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşmasına rağmen, İkisini aynı şey olarak kabul etmek çok mümkün görünmüyor. İkisi farklı şeyler olsa bile Allah Teala'nın göklere, dağlara ruhu teslim almaları konusunda talepte bulunduğu, onlardan cevap aldığı da kesindir. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Öyleyse şuurlu varlıklar olmaları, bütün bu sistemin içindeki her şeyin Allah Teala'nın iradesiyle, ilahi iradeyle mümkün olabileceğini söylemek durumundayız. Serdar Demirci diyor ki Johns Hopkins Tıp Fakültesinden araştırmacılar HIV
yani AIDS virüsünün bir seri kompleks proteinleri kullanarak nasıl insanın bağışıklık sisteminden kurtulup hastalığa yol açtığını bulduklarını açıklamışlar. HIV gibi virüsler VIF, viral infectivity faktör denilen insan hücrelerini enfekte eden bir faktör bulundururlar. Bu faktör APOBEC3G denilen virüslere karşı insan hücrelerinde bulunan bir maddeyi etkisiz hale getirerek hastalığa neden olur. Öyleyse dikkat edin, her mikrobun kendisine has bir özelliği var. Bu AIDS virüsünün de bu özelliği var. Bu gen bir faktör içeriyor. Bu faktör VIF, viral infectivity faktör denilen insan hücrelerini enfekte eden bir faktör bulundururlar. Enfekte edici bir faktör. Bu faktör APOBEC3G denilen virüslere karşı insan hücrelerinde bulunan bir maddeyi etkisiz hale getirerek hastalığa neden olur. Eğer etkili olsa savaşacak ve galip gelecek. Ama onu etkisiz hale getiriyor. Yani vücudun immün sistemini çalışamaz bir duruma getiren bir sistemden bahsediyoruz. Bu VIF denilen VIF denilen faktörün 4 proteinden oluşan bir komplekse reaksiyona girip insandaki doğal antiviral APOBEC3G'yi etkisiz hale getirdiğini bulmuşlar. Antiviral yani antivirüs. Bu proteinlerin bulunmasıyla HIV virüsünün etkisinin önlenebileceği ve bağışıklık sisteminin bu virüsü yenebileceğini bildirmişler. AIDS yenilmez gibi görünüyordu ama son bulgular artık AIDS'in de canına okumanın zamanı geldiğini gösteriyor. Bu proteinlerin bloke edilerek virüsü etkisiz hale getirmek yolunda olacağını açıklamışlar. Tedavisi mümkün olmayan HIV virüsüne karşı bunun önemli bir gelişme olduğunu ve laboratuvar şartlarında virüsün %90 oranında etkisiz hale getirildiğini bildirmişler. Gerçekten çok ilginç. Yani vücudun immün sistemini etkisiz kılan bir mikrop türü ve koruyucu sistem. Çalışamaz durumda olunca hastalık vücuda hakim oluyor. Ve eğer hastalığı yenebilecek olan bir ilaç da mevcut değilse o zaman hastanın ölüme açık olması söz konusu ve AIDS hastalığına tutulanlar bugüne kadar hep
öldüler. Yani tedavi söz konusu değil, mümkün değil. Ama eğer bu virüsün içinde bulunan bu faktörün devreye girmesiyle vücudun koruyucu sisteminin etkisiz hale gelmesi söz konusu. Yani Cabar'ın dediği elektronların, karşıt elektronların, nötrinoların organik bilgileri algılayıp onlara göre hareket ettikleri tezi burada çok açık bir şekilde görünüyor. Bir virüs sistemleri lehine kullanmak suretiyle bir vücudu ölüme götürebiliyor. Üçüncü sual Nevzat Güler'den geliyor. Diyor ki Nevzat birinci sualinde nötrino ve antinötrino çiftleri elektron ve pozitron çiftlerini oluşturdukları zaman pozitronun kütlesi nedir? Elektronun kütlesi m kadar ise pozitronun kütlesi eksi m kadar mıdır? Yarım ağırlıklar kanunu nerede devreye girer ve pozitronun kütlesinin daha sonradan proton oluştururken geriye düşmesini sağlayan mekanizma nedir? Serbest pozitronların kütle büyüklüğünün elektroninki ile aynı olduğu herkese kabul edilmekle birlikte protonun içerisinde pozitronların var olduğunu ve bu pozitronların yarım ağırlıklar kanununa tabi olduklarını inşallah sizden öğrendik. Yarım ağırlıklar kanunu sadece protonun içinde mi devreye girer? Bu mekanizma nasıl sağlanmakta ve nasıl korunmaktadır? Protonda da nötronda da aynı kanun hükmünü mutlaka geçirir. Ve bu sistem bütün elementlerde hiç değişmez. Bütün elementler protonlardan ve nötronlardan oluşur. Her nötron protondan bir fazla elektron sahibidir. Bir protonda 3675 tane elektron, 3676 tane karşıt elektron vardır. Nötron da ise nötrlüğü temin edecek olan sistem 3676'ya 3676'dır. Ve böylece nötr olur sistem. Bu nötr olmaya dikkatle bakın ki her karşıt elektronların devir sayısı, elektron devir sayısının yarısı kadar, ağırlığı da elektronlardanın yarısı kadar. Ve buna rağmen bir eşitlik, bir dengeden bahsediliyor. Öyleyse bu eşitlik onların muhtevalarında değil, kütlelerindedir diye bir sonuca ulaşabiliriz. Bir elektronun kapladığı alan ne kadarsa bir karşıt elektron da aynı miktarda alan kaplar. Bir hidrojen atomu iki tane kuark, iki tane de karşıt kuark oluşturur. Kuarklarla karşıt kuarkların boyutları aynıdır. Elektronun da karşıt elektronun da
kütlesi birbirine eşittir. Devir sayıları ve ağırlıklarının farklı oluşu bu esası değiştirmez. Şimdi bu statü içerisinde suallere birer birer cevap verelim. Nötrino ve antinötrino çiftleri elektron ve pozitron çiftlerini oluşturdukları zaman pozitronun kütlesi nedir? Elektrona eşittir. Elektronun kütlesi m kadar ise pozitronun kütlesi eksi m kadar mıdır? Evet, kütlesel yapı birbirine eşittir kütle itibariyle. Ama yarım ağırlıklar kanunu nerede devreye girer diye soruyor kardeşimiz. Yarım ağırlıklar kanunu sistem başladıktan sonra devreye girmez. Zaten devrededir. Yaratılışın temel kanunudur. Böyle yaratılmışlardır. Kütleleri eşit ama ağırlıkları birinci ile ikinci sistemin ağırlıkları biri diğerinin yarısı kadar. Elektronun ve pozitronun kütleleri bu itibarla eşit kütle standardına sahiptirler. Birisi m kadar, diğeri eksi m kadar. Ama m'in devir sayısı 100 ise eksi m'in devir sayısı 50. M'in ağırlığı pozitifse eksi m'in ağırlığı negatif. Pozitronun kütlesinin daha sonradan protonla oluştururken yarıya düşmesini sağlayan mekanizma nedir? Değişen kütle değil, değişen devir sayısı. Yani değişiklik elektronun devir sayısıyla karşıt elektronun devir sayısı. Karşıt elektronun devir sayısı, elektronun devir sayısının yarısı kadar. Ve iki kuarkla iki karşıt kuarkın ağırlığı birbirine eşit değil. Kütleleri birbirine eşit. Aynı boşlukta aynı boyutu kaplarlar. Aynı sayıda elektron ve karşıt elektronu içerirler. Bir sağ spinli, bir sol spinli karşıt kuark. Bir sağ spinli, bir sol spinli kuark. Muhtevada hep aynı muhteva vardır. Sağ spinli bir sağ spinli elektronlardan oluşan bir kuark, sol spinli elektronlardan oluşan bir kuark, sağ spinli karşıt elektronlardan, pozitronlardan oluşan bir kuark, antikuark, karşıt kuark, sol spinli karşıt elektronlardan oluşan bir karşıt kuark da yarım ağırlıklar kanunu sadece protonun içinde mi devreye girer diyor. Hayır. Bütün sistemlerde foton hariç yarım ağırlıklar kanunu hep yürürlüktedir. Fotonda nevi şahsına özel bir müessese oluşuyor. Ve devir sayısı arttıkça sistemin farklı bir sonuca ulaşması da hızı ışık hızının ötesine ulaştırıyor. İkinci sualı günümüz fiziğinde en çok geçerliliğini kanıtlamış kanunların başında yer alan Newton'un ikinci kanununa göre kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Buna göre bir kütle üzerinde kuvvet uygulandığında o kütle uygulanan kuvvetin yönünde harekete geçip kuvvete doğru orantılı olarak hızlanmaktadır. Bu kanun negatif kütleli parçacıklar için de geçerli midir? Aynen. Aynen geçerlidir.
Geçerli ise negatif kütlede bir parçacığı ittiğimiz zaman parçacığın bize doğru gelmesi gerekiyor. Kütlenin işareti negatif olduğu için ya da parçacığı yere bıraktığımız zaman düşmek yerine yükselmesi gerekiyor. Pozitronun kütlesi konusunda araştırma yapan bazı gruplar bu tip özellikleri kullanarak deneyler yapmaya çalışmışlar. Bu konuda ne buyurursunuz diyor kardeşimiz. Parçacığı yere bıraktığımız zaman düşmek yerine yükselmesi gerekiyor diyor. Hayır. Ne düşmesi ne de yükselmesi gerekiyor. Çünkü o bu alemin varı değil, malı değildir. Bu alemdeki yer çekimi kuvveti ona tesir etmez. Tıpkı bu alemin dışındaki beş aleme bu alemin yer çekimi kuvvetinin tesir etmemesi gibi. Aslında karşıt elektronlar belki kara maddenin bir parçasıdır. Ama her alemde elektronla karşıt elektron mutlaka birlikte bulunurlar. Her hidrojen atomunun içinde 3676 tane karşıt elektron, 3676 tane de elektron vardır. Her alemde bu özellik hiç değişmez. Ve alemler bu bakımdan bir eşitlik oluştururlar. Ama hiçbiri diğerine karşı duyarlı değildir. Her alemde yaşayanlar, karşıt alemde bulunanları hiçbir zaman hissedemezler. Normal fizik vücutlarıyla. Ankara'dan Orhan Atak kardeşimiz diyor ki, İsveçli bilim adamları ilk kez bir grup hastanın tedavisinde başarıyla yapay kan kullanmışlar. Stockholm'daki Karolinska Kliniği'nin başhekimi Pierre Lafolie, yapay kanın başarıyla kullanımının aya ayak basmak gibi bir şey olduğunu belirterek, eğer bunda sürekli başarı sağlarsak insanlık büyük bir adım atmış olacak diyor. Yapay kan yani suni kan, insanın gerçek kanı değil. Donörden alınan kandaki akvivarlarının toz haline getirildiğini ve bu tozun senelerce saklanabildiğini kaydeden Lafolie, yapay kanın trafik kazası gibi acil durumlarda tozun özel bir sıvıyla karıştırılarak hazır hale getirildiğini açıklamış. Lafolie, yapay kan verilmeden önce hastanın kan grubunun belirlenmesine gerek olmadığını söylemiş. Yapay kan Amerikalı bilim adamları tarafından geliştirilmiş ve şimdiye kadar Stockholm'daki hasta 8 hasta üzerinde başarıyla denenmiş. Geliştirenler Amerikalı bilim adamları. Denenen yerse Stockholm. Araştırma başkanı Pengt Fagral, hastaların vücutlarının yapay kanı kabul ettiğini ve herhangi bir sorun çıkmadığını kaydetmiş. Hastaların kan gruplarının farklı olmasına rağmen hepsine aynı yapay kan veriliyor, suni kan veriliyor ve hepsi bütün vücutlarda kabul ediyor. Öyleyse vücutların kabul etmediği kanın temel maddesini teşkil eden sistem değil, başka özellikleri sebebiyle kanı yabancı bir kanı vücut kabul etmiyor. Fagral, etik nedenlerden dolayı tozun insan kanından alınan alıvarlarla kullanılarak yapıldığını belirterek, memeli hayvanlardan alınan kanın da aynı işlevi göreceğini söylemiş. Bize göre hayvanlardan kan alınarak insana tatbiki yanlış bir şey. Bu bir takım tıp adamlarında bu bir hobi. Bir zevk. Hayvanlarla insanları birbirine karıştırıp insanın maymundan geldiği tezini ispatlamaya çalışmak. Aynı zamanda bir fobi. Allah-u Teala'nın İnsanın maymundan gelmediğini kesin olarak ispat etmesi, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kişilerin bir korkusu. Ya domuzu devreye sokmak istiyorlar, ya da insanın maymundan geldiğini
ispat etmeye çalışıyorlar. Hayvanlardan alınan kan aynı işlemi görse de hiçbir zaman bu insanlarla aynı fikri paylaşmamız söz konusu değil. İnsanı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindeyiz. İnsan farklı bir yapının sahibidir. Dünyada, kainatta vücuduna nazaran beyni en büyük olan varlık insandır. Beyni ile vücudu arasındaki oranda insan maymundan 5 kat daha büyük bir beyne sahiptir. Öyleyse yaratılışta bu kadar büyük bir farkların oluşması bu insanlara hiçbir şey söylemiyor mu acaba? Kim atalarının maymun olduğunu düşünüyorsa bu onların bileceği şey. Ama gerçek bu mudur diye bize sorulunca biz onu Allah'a sorarız ve aldığımız cevap kesinlikle hayırdır. İstanbul'da Murat Kat kardeşimiz diyor ki, araştırmacılar kandaki kök hücreleri sayısını arttıracak yeni bir yöntem geliştirmişler. Paris'teki Koç Enstitüsü'nden Profesör Aksel Kan, bu sayede yeni tedavi yöntemleri geliştirebileceğini belirtmiş. Neden belirtmiş? Çünkü kök hücreleri her hücreye dönüşebilecek olan özelliğin sahibi, kemik iliğindeki hücreler de aynı özelliğin sahipleri. Tıp adamlarınca hematopoietik hücreler. Hematopoietik. Bu isimleri tekrar etmek bana çok zor geliyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hücreler olarak da adlandırılan kan kök hücreleri, insan hayatı boyunca kandaki herhangi bir hücreye dönüşebilme özelliğine sahipler. İlikte bol bulunmakla birlikte kanda az olan kök hücreler organizmanın ihtiyacına göre ya kendilerini yeniliyorlar ya da çeşitli organların oluşumunu sağlıyorlarmış. Bu hücrelerin sayısı ilik nakli ya da hücre veya gen tedavisi amacıyla kullanılacak kadar olmadığı için uzmanlar bunların sayısını arttırmaya çalışıyorlarmış. Profesör Kahn ve ekibiyle beraber Profesör Kahn hücre sayısını çoğaltmak için HOXB4 adlı proteini kullanmışlar. Protein kök hücrelerin çoğalmasını sağlamış. Bu bir zafer. Bir protein kök hücrelerin çoğalmasını sağlıyor. Öyleyse bu protein vasıtasıyla kök hücrelerin sayısı yeterli miktarda artırılarak o vücudun ihtiyaç duyduğu hangi tür hücre ise kök hücreleri o hücrelere dönüştürmek artık çok zor bir şey olmak hudutlarından çıktı. Hücreleri insanlar çoğaltmıyor. İnsanlar sadece ortamı geliştiriyorlar. Hücrelerin çoğalmasını sağlayacak olan ortam geliştiği zaman sistem otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Nasıl dezoksiribonükleik asit hücreleri ortamı sağladığınız zaman karşıtını otomatik olarak vücuda getiriyor. Lüzumlu malzeme varsa orada onu oluşturacak olan sistemin malzemeleri. Dezoksiribonükleik asidin iki karşı türü her biri karşıdını oluşturarak vücuda getirilmiştir. Ve ortamı sağladığınız zaman bu sistem otomatik olarak çalışmaya ve karşıtını oluşturmaya başlıyor. Her karşıtta kendi karşıtını oluşturacağı için
bu DNA sarmallarının çift çift birbirini oluşturması insanların bulduğu bir yöntem. Ama sadece Allah'ın kanununu öğrenerek Allah'ın tatbikatını işleme geçirmek insanoğlunun yapabildiği şey. Arkasında ne yatıyor onu kimse bilmiyor. Nasıl oluyor da ortamı oluşturduğunuz zaman bir sol DNA sarmalı bir sağ sarmalı vücuda getiriyor ve sağ sarmal vücuda gelir gelmez aynı ortamda kullanabileceği malzeme varsa derhal kendi karşıda olan sol sarmalı oluşturuyor. Böylece hudutsuz bir şekilde sarmallar çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Bursa'dan Nuri Kılıç kardeşimiz diyor ki, İngiliz bilim adamları insan metabolizmasını bakteri ve virüs gibi patojenlere karşı koruyan bağışıklık sisteminin anahtarı 6. kromozomun gen haritasını çözmüş. Bağışıklık sisteminin anahtarı 6. kromozommuş. Biliyorsunuz 70 trilyon hücreniz var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Birden 23'e kadar sıralanmış. Anneden gelen birden 23'e kadar sıralanmış babadan gelen kromozomlar bir bütünü oluşturuyor. Ve bu organ naklinde doku uyumunun da artık çok daha kolay tespit edileceğini belirtiyorlarmış. Metabolizmasını, insan metabolizmasını bakteri ve virüs gibi patojenlere karşı koruyan bağışıklık sisteminin anahtarı 6. kromozomun gen haritasını çözmüşler. Bağışıklık sisteminin anahtarı 6. kromozom. Öyleyse tıbbın bütün ağırlığıyla yüklenmesi lazım gelen kromozom budur. 6 numaralı kromozom. Bu gelişme sayesinde birçok kalıtsal hastalığın tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedileceğini söyleyen bilim adamları, organ naklinde doku uyumunun da artık çok daha kolay tespit edilebileceğini belirtiyorlar. 6. kromozom metabolizma bir bakteri veya virüsün saldırısına uğradığında ya bakteri saldırır ya da virüs. İki tane alternatif var. İnsanın hayatta kalıp kalmamasına karar veren kromozom olarak 6. kromozom büyük önem taşıyormuş. İnsanın genetik haritasını çizmek amacıyla yola çıkan bilim adamları Y kromozomuyla 20. 2. 22. 7. ve 14. kromozomların ardından 6. kromozomun genetik şifresini de tamamen çözdü. Bir defa daha bakalım. Burada çok önemli bir bilgi var sevgili kardeşlerim. İnsanın genetik haritasını çizmek amacıyla yola çıkan bilim adamları Y kromozomunu 20. 2. 22. 7. ve 14. kromozomları çözmüş. Sıraya koyalım. 2. 7. 14. 20. 6.'yı atladık. Öyleyse rakam şöyle gidiyor. 2, 6, 7, 14, 20, 22. Bu kromozomların şifresi çözülmüş durumda. Yani 23 çift kromozomun 2 numaralısı 6 etti 2. 7, 3. 3 etti. 14, 4 etti. 20, 5 etti. 22, 6. 6 tane kromozom. Bir de Y kromozomu var. 7. Şimdi burada sayalım. Y, 1, 20, 2, 2,
İkinci kromozom 3, 22. kromozom 4, 7. kromozom 5, 14. kromozom 6, 6. kromozom 7. 7 tane kromozomun şifresini bugünün tıp bilimi tamamen çözmüş durumdalar. Bu gerçekten çok büyük bir keşif sevgili kardeşlerim. İnsan sağlığı açısından çok önemli bilgiler oluşuyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En çok neye şaşıyorum? En çok şu Allah'a inanmayan zavallı insanlara şaşıyorum. Bunların arasında doktorlar da var. Düşünemiyorlar mı acaba? 70 trilyon hücreden oluşuyor bu insanlar. 70 trilyon hücre. Her birinde 23 çift kromozom var. Kere 7, 21, 2 kere 2, 14, 16. Bir, 610, bin, milyon, milyar, trilyon, trilyar. Üç, altı, dokuz, on iki, 15 sıfır çıkıyor. 1610'dan sonra 15 sıfır çıkıyor. Buna ne denileceğini ben bilmiyorum. Yani bin, milyon, milyar, trilyon, trilyon sonra katrilyon. Katrilyondan sonra ne geliyor? Bilmiyorum. İşte bizim matematiğimizin ulaşabildiği katrilyona kadar olan sistemlere 3 sıfır daha eklerseniz o kadar hücrenin sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O kadar kromozom, pardon, 23 değil 46, 23 çift kromozomun sahibisiniz. Yani üç, 220 ve 15 tane sıfır olan bir nesne düşünün. Bu kadar hücreden oluşuyorsunuz. Bu kadar kromozomdan oluşuyorsunuz. Her kromozom da yüzlerce gen oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, bir tek genin içindeki bu isimleri sayılan sistemlere bakın. Demin genlerin tıpta verilen isimleri sayılmıştı. HIV virüsü ve şifrelerin şu isimleri geldi aklıma demin. Okumakta bile güçlük çekmiştik.
viral infektivite faktör VIF denilen faktör antiviral APOBEC 3G geni. Bir tek kromozomun içinde çift kromozomun içinde 6 numaralısı neler içeriyor? Sadece bir tek kromozomun içindeki 26 taneden bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bu mikro aleme, nano aleme girdiğiniz zaman Allah'ın yaratmadaki muhtevasını keşfediyorsunuz mikro alemde. Sonra makro aleme bakıyorsunuz, güneş sistemlerini görüyorsunuz. 2,5 milyar galaksi, her birinde 2,5 milyar yıldız olduğu söyleniyor. Astronomların yaptıkları hesaplar, yanlışlık olduğunu düşünün. Daha küçük rakamlar olsun, yarıya düşsün, onda bire düşsün, gene korkunç bir varlık. Bu dünya adı verilen gezegenin bugünkü uçaklarla çevresini dolaşmaya kalksanız, bir gününüzü harcamak mecburiyetindesiniz en azından. Yani Allah-u Teala'nın böylesine bir yaratış kudretinin sahibi, bu kadar detaylı bir yaratma kudretinin sahibi yok kabul ediliyor insanlar tarafından. Hayır diyorlar, Allah falan yoktur. Biz de diyoruz ki vardır falan diyoruz. Ve de siz de Allah'a inanırsanız size de cezbe gelir. Bilmediğiniz bir kuvvetin sizi nasıl sarstığını yakalarsınız. Hele inanın, gerisi kolay. Bilim adamları gen şifrelerinin bilinmesi halinde verici ile alıcı arasında doku uyumu olup olmadığının çok daha kolay anlaşılabileceğine, bunun da birçok hayat kurtaracağına dikkat çekiyormuş. 6. kromozomdaki genetik bozuklukların epilepsi, disleksi, Parkinson, damar sertliği, şizofreni ve bronz diyabet gibi kalıtımsal hastalıklara neden olduğunu kaydeden uzmanlar, bu hastalıkların tedavisinde önemli yol kat etmeyi umuyorlarmış. Sadece 6. kromozomdaki bir bozukluk, yani siz kendinizi bu söylediğim 3220 sayısına 15 tane sıfır ekleyin, o kadar da bir olan bir parçacığın bir insanda sadece onda genetik bozukluk olduğu takdirde epilepsi, disleksi, Parkinson, damar sertliği, şizofreni ve bronz diyabet gibi kalıtımsal hastalıkları oluşturması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, hayran olmaz mısınız Allah-u Teala'ya? Bu bilgilerin ışığında o yaratıcıyı bir düşünün bakalım. Bunları nasıl yaratmış? Bir insan bir mikrobu bile yaratamaz. İstanbul'dan öğrenciniz Muazzez diyor ki, Amerikalı bilim adamları affetmesini bilen insanların hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı olduğunu belirttiler. Stanford Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Frederick Luskin ve ekibi San Francisco kentinde oturan ...259 kişi üzerinde araştırma yaptı. Denekleri 6 kez 1,5 saatlik oturumlara çağıran bilim adamları bu oturumlarda katılımcıların affetmeyi öğrenmesini sağladılar. Araştırma çerçevesinde kötü anılarını konuşarak paylaşan denekler, daha sonra kendilerine zarar veren kişileri canlandırarak işlerinden onlarla konuştular.
Kendilerine zarar veren kişileri affeden katılımcıların çoğu deney sonrasında daha az acı duyduğunu belirterek stresten kaynaklanan sırt ağrısı, uykusuzluk ve mide ağrısı gibi ruhsal ve fiziksel belirtilerin de önemli ölçüde azaldığını kaydetti. Deneklerin çoğu gelecekte meydana gelebilecek benzer olaylarda tekrar affetmeye hazır olduğunu da söyledi. Deney için fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalanlar değil, hakarete uğrayan kişiler seçildi. Bugün bu haberi okudum, diyor kardeşimiz, Muazzez kardeşimiz. Sizin bize öğrettiğiniz her şey için, size ulaşmış olduğum için, ulaşmama vesile olanlar için Allah'ıma sonsuz hamd ve şükrederim. Bizim dışımızdaki insanların belki yıllar sonra, birçok deneylerden sonra bize öğrettiklerinizin ne kadar önemli olduğunu belki birazcık anlayabileceklerini düşünüyorum, diyor kardeşimiz. Sevgili kardeşlerim, affetmek bir büyüklüktür. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman otomatik olarak affedeceksiniz. Çünkü nefsinizde öfke afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti hiç kalmayacak. Kalmayınca başkalarına kin duyamazsınız. Başkalarına kızamazsınız, başkalarından nefret edemezsiniz. Onlar size ne yapsalar, ne yaparlarsa yapsınlar, onlar sizi öldürmeyi bile planlasalar, onlara karşı düşmanca bir tutum izleyemezsiniz. İstanbul'dan Müşerref Alioğlu diyor ki, dünya nabzının 7.83 iken 1980 yılından itibaren 12 olduğunu, bunun da 24 saat olan zamanın 16 saate düştüğünü söylüyor bilim adamları. Yani zamanın eskisi gibi uzun değil, daha kısa olduğu demektir bu. Günleri yani zamanı daha kısa yaşıyoruz. Bu konuyu sitenizde araştırdım ama istediğim bilgiye ulaşamadım, diyor. Ahir zamandan mütalaa edilen bu değil, müşerref kardeşimiz. Burada matematik bir olgudan bahsediyor. Dünya nabzı 7.83 iken 1980 yılından itibaren 12 olmuş dünya nabzı. 7.83 iken 24 saat olan zamanın 16 saate düştüğünü söylüyormuş ama saatler gene 24 saat gösteriyor. Değişen saatler olmadığına göre dünya nabzından neyi murat ettiğini anlayalım alimlerin. Dünya kendi etrafında dönüyor 24 saat. Dünya Güneş'in etrafında dönüyor 365 gün 6 saat. Dakika, saniye, salise vesaire. Ama değişmiyor rakamlar. Değişecek mi? Evet, değişecek. Kıyamet günü her şey alabora olacak. Ay dünya ile birleşecek. Ay ile dünya beraberce güneşle birleşecek. Ve böyle bir dizaynda İnsanlar yeni bir hayatla yeniden canlanacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Müşerref Alioğlu kardeşimiz bir defa daha bu soruyu sorsun. E-mail olarak atsın bize daha geniş bilgiyle. Dünya nabzından neyi kastettiğini, 80 yıldan itibaren nasıl 7.83 olan sistemin 12'ye yükseldiğini, nabız yükseldiği için zamanın daralmasının nasıl bir müessesi olduğunu bize anlatmaya çalışsın. Çünkü zamanın Allah-u Teala tarafından yaratılan zamanın bir noktadan ayrılan bütün noktalardan, bütün elektronlardan,
karşı elektronlardan, daha doğrusu nötrinolardan ve karşı nötrinolardan ibaret olduğunu biliyoruz. Zaman kıyamet gününe kadar geçmişten geleceğe doğru ilerleyecek. Bu zamanın ilerlemesi de saat adı verilen bir nesneyle ölçülür. Şu anda bütün saatler aynı standartlarda saati gösteriyor. O zaman başka bir şeyden bahsediyor olmalı kardeşimiz. Biraz daha açıklamalı olarak bize versin ki biz ona cevabını inşallah ulaştıralım. Sitemize de buyursun. Her şey daha güzel olabilir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir Ramazan gününde sizlerle beraber bir aktüel bilimler konusunu tamamladık. Bir Ramazan akşamında. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok sevdiğimi sakın unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz biz. Allah Teala da hepinizi çok seviyor. Siz hem Allah'ı sevin, hem de çok daha önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Birbirinizi sevin. Düşmanlarınızı da sevin. Bir gün daimi zikre ulaşınca zaten öyle olduğunuzu göreceksiniz. Ama ulaşmadan da bunu yapmaya çalışırsanız bir ölçüde başaracağınıza inanıyorum. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Es-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.